geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Eda. Merhabalar. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Geğenememiş herhalde. Evet, maalesef. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Evet, yemekleri yetiştirdik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelinimiz ilk önce o maskeyi çıkarsın. Gelinimiz maskeyi çıkarsın da öyle görelim. Yok, Zuhal Hanım gelsin öyle çıkarsın. Kapıdan içeri girdim, yüzünde bir maske, önünde önlük. Öyle mi karşılanır? İçimin yağı eridi, rahatladım. Dünkü yaptığı kabaran kadın nasıl oldu? Her şeyi görecekmiş insan, çok büyük söylemeyecekmiş. Yetiştirememiş üstünü başını. En azından insan siperlikle çıkarır, öyle açar kapıyı. Gelin öyle yapmamış, siperlikle kapıyı açtı. Kafasında maskesi vardı. Önlüğünü çıkarmamıştı ama kolonya falan koymadı elimize. Öyle karşılanmaz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Bu ne hal? Evet. Ya üstümü giyinemedim. Evet. Siperlikle kalmışsın. Evet. İyi olmuş gerçi. Benim gelmiş güzelce hazırlandı, süslendi, püslendi, çıktı. Bu da böyle karşılıyor bizi. Ne yapsın? Ama ben de dedim ki ben de onun tatlısını yapsaydım o da hazırlanıp çıkacak. Sen tatlısını karşı, tatlısı tamamdı canım ama eksiklerin çok var. Bak çatalın eksik, bıçağın eksik. Bir, olabilir. Yedekleri mi eksik? En azından menümüzde eksik yok. Göreceğiz. Bak, eksik mi değil mi göreceğiz. Benim çatalım yok, çift kaşığım var. Peçetelerimiz yok. Benim de yok. Tamam çatalım. Bak ben ne diyorum. Teker teker gelin. Şimdi ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Yemekler tamam değil mi? Evet. Ha iyi, yemeklerde eksik yok bari. Tamam. Şöyle yapalım istersen. Kayınvalidelerimiz herhalde benimle aynı fikirdedir. Gelinimiz üzerini değiştirsin mi çorba servisinden sonra? Müsaade eder misiniz? Ama puanını kırar o zaman. Puanını kırabiliriz. Puanını kırabilir misiniz? Tabii ki. Bizi evet, böyle yani. Niye karşılıyor ama? Bundan tabii. Puan mı kırarsınız? Ciddi misiniz? Tabii ki. Kaşıklarımız eksik, bıçaklarımız, şeylerimiz, çatallarımız var. Eksik. Peçetelerimiz eksik. Tabii ki. Böylece bizi böyle çıkardık. Hiç kamerada da göreceksiniz. Kesinlikle hiçbir şeyine dokunmadım. Sadece bir pilavını karıştırdım. Tamam, ben de karıştırdım o kadar. Ama sen tatlısını sen yaptın. Hayır, tatlısını evet, göreceksin. Bir saniye hayır. Bunu konuşacağız. Siz yaptınız tatlısını size. Peki bu süslemelerini falan beğenmediniz mi? Çiçekleri, yeşil, kırmızı, suplaları. Beğendik de çatallarımız, kaşıklarımız. Anladım. Yedek servisleri yok. Peçetelerin var mı normalde? Peçetelerimiz yok. Şurada var. Eksik. Sadece iki tane peçetemiz. Benim tatlı çatalım yani, yok. Bak ne güzel yazmış. Sevgiyle hazırlandı, afiyetle diye. Benim olmadığı için göremiyorum. Sizde yok mu peçete? Evet yok. Tatlı çatalım yok. Yemek çatalım yok. Peçetem bak, yok. Bak o çatalların hatası bende. Bu masaya ben koymuştum. Masaya buraya ellemedim yani de. Sadece buraya hazırlıyor ya ama biz burada istiyoruz. Eksik koymuşum biz demek ki. Biz burada istiyoruz. Tamam haklısınız ama ben ona hiç yardım etmediğim için yetiştiremedi. Ama ben gelirme hiç masayı hazırlamadım. Sen hazırlamışsın. Dikkat eder misin söylediğime? Masayı hazırlamadım. Sen tabakları çıkarıp koymadın mı? Kutudan çıkardın. Evet çıkardım. Ben de işte onları çıkarıp koyduğum için eksik çıkarmışım. Ama biz gelini kontrol edebilirdi ama. Tamam canım, sen devam edersen dinlemeye biz akşama kadar yemek yiyemeyiz. Sen yemeyiz yani. Sen bize Gaisbugamaş çorbasını servis etmeye başla. Kayınvalideler, dün yani hele dünkü kayınvalide biraz sinirli diyeyim. Hani kendisi gelinin tatlısını yaptı. Ben her şeyi kendim yaptım. İşte çatalı eksikmiş, ne bileyim kaşığı eksikmiş diye söylenip duruyor. Şimdi masa gördüğüm kadarıyla tam. Sadece yedek servisleri yok. Ekstradan evet. Da peçete ister hanımlar herhalde. Peçeteler yok. O yok. Evet. Çatalım yok benim. Tamam işte yedekleri... Tamam. Ha tatlı çatalı. İki tanesi eksik. Ha sizin hiç mi yok tatlı evet. Çatalı? Evet. Benim de aynen. Rabia Hanım. Bir tane var. Benim de yok. Tatlı çatalın var, şeyin yok. Yemek normal. Çatalım yok. Büyük çatalım yedek. Yok. Yok, hayır. Yok. Ama hayır, tatlı yok. Çatalım var. Normal çatalımız da yok. Büyük bir tatlı çatalını yemek çatalının yerine koymuş. Ama o koymadı. Siz yok. Aldınız onu oradan. Bu tatlı çatalı. Orada olması gerekiyordu. Evet. Tamam. Onu soruyorum. Normal evet, çatalım yeri yok. Burada olması gerekiyordu. Tamam işte yanlışlıkla tatlı çatalını koymuş. Anladım. Servis yapar sofrası hazırlarken biraz karıştırmış. Evet karıştırmış. Dün benim masama bahane uydurdu. Bir fazla olan çiçeği vardı.
koymuş önümüze, eksiği çok. Masa diye koymuş ortamıza. Dün benimkinde de vardı, sehpasında örtüsü vardı. Eksikleri o kadar çoktu ki saymakla bitmez. Şu an ben çorbamın makarnalarını, şöbetlerini koyuyorum. Onlar ısınacak ve patatesleri haşladım, patatesleri koyuyorum. Bunları böyle ısınması için şimdiden koyuyorum. Önceden koysaydım çünkü çok dağılacaktı patatesler içinde. O yüzden şimdi bıraktım. Efendim? Geliniz yabancı mı? Evet, Almanya doğumlu. Hiç yemekler bizim yemeklerin adı değil de hiçbirini bilmiyorum çünkü. Evet, çorbam istediğim gibi oldu. Biraz havuç koyayım içine, sonra havucum yok demesinler. Sizin saç değişmedi mi? Değiştirdim. Bakayım. Olmamış. Evet, ne renk yaptınız bir saniye? Bugün hangi renkle geldiniz bize? Size bugün siyahla geldim hani. Kıyafetinize mi? Ama diplerini ne renk boyadınız? Diplerini boyamadım. He. Aynen öyle bıraktım. Dün toplamıştın. Evet. Dün toplamıştın. Ha, ördüğünüz için mi biz anlamıyoruz? Evet. Salmıştın saçlarını şimdi. Yarın nasıl olacak acaba? Arkadaş değiştireceğim dedi. Değiştirdi babası. Böyle de çok güzel olmuş ama. Teşekkür ettim. Bir şey söyleyeceğim. Ne zamandır dünkü rengi kullanıyordunuz? 2 hafta falan oldu. 2 haftada bir değiştiriyorsunuz. Evet. Hatta günü birlik değiştiriyorsunuz. Yarın da mı değiştireceğim? Yani o benim psikolojime bağlı. Filiz Hanım, saçını herhalde kıyafetimle göre yapacak galiba sanırım. Gökkuşağı gibi göreceğiz herhalde her seferinde. Filiz Hanım niye böyle yapıyor? Dün toplamıştı, bugün boyanmış. Yani doğru dürüst bir boyayaraktan gelsene. Ne bu kırmızı kırmızı kırmızı? Uçlar siyah, kafa pembe. Yani olmaz ki böyle. Beğenip beğenmemekleriyle alakalı değil. Ben kendim beğeneyim. Önemli olan bu. Ben kendim içimde kendim yaşayacağım. Çorbaya bir bakın, gelenler bir baksın. Başlamıyoruz, bekliyoruz. Guys, bu gamaş. Ben ilk defa duydum bu çorbanın adını. Adını bile konuşamıyorum. Çorbayı bilmiyorlar ama başladılar konuşmaya. Umarım içindeki makarnaların kendim yaptığımı anlamışlardır. Trabzonlusunuz. Evet. Ona özgü yemekler bekliyorduk da. Hmm. Trabzonlu benim. Gelinim evet. Almanya doğumlu. Kendi tercihi. Söyleyebiliyor musunuz siz? İsimlerini mi? Evet. Söyleyemiyorum. Çorbayı deneyin ya. Efendim, yediniz mi daha önceden? Yemedim, ben de sizi de tatacağım. İlk kez yiyor. İlk kez yiyorsun. Evet. Dün benim çorbamı da ilk kez dedin ama neler söyledin? Tamam. Puan. Yemediğiniz şey niye yapıyorsunuz? Gayet güzel bir şeydi. Size bir tattırmak istedim. Hele bu mevsimde şu an hani içindeki ama canım benim biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ama siz onları kendiniz yapabiliyorsunuz. İsim olarak Türkiye ismi verseydin bari bunu. Ama bu ismini söyleyemedim. Türkiye'ye çevirseydin en azından. Ama bunun Türkçe ismi yok çünkü bu çorbanın adı. Benim bir Türkçe karşılığı yok değil mi? Yok çünkü bu çorbanın adı benim yaşadığım semtin bir bölgesi. Annem siz gençler olarak bilirsiniz belki de biz bilmiyoruz ama bize göre doğal bir şey. Hiçbirimiz bilmiyoruz çünkü hani Almanya'ya özgü bir şey. Doğrudur. Bir hani tattırmak istedim çünkü çok vitaminli, sağlıklı, kemik suyundan yapılan, hani kemikli etle yapılan bir çorba. Hani bu aralarda hani vitamine ihtiyacımız var diye sizlere bunu tattırmak istedim. Hani erişteli bir çorba da yapabilirdim. Ama içindeki makarnaları özel makarna, şbetle kendim yapıyorum cıvık bir hamurla. Ha, makarnayı da kendin yaptın. Evet, ama ben kendim yaptım. Ben onu bilmiyordum. Normalde 3 saatte pişen bir çorba bu. Hazır hiçbir şeyimiz yok. Ama ben hani bile bilmediğim için ondan çok doğrudur. Peki ne yaptın, içine koydun sen sadece su olarak da? Et suyu mu, kemik suyu mu? Kemikli eti ben haşladım. Yaklaşık bir buçuk saat. Ha, düdüklüye koymuşsun tabii, değil mi? Tabii düdüklüde haşladım. Ondan sonra etleri kemiğinden ayırdım, kestim. Sonra içine ayrıyetten bir tencerede makarnalarını yaptım. Onun kendi hamurunu çırptım ben. Hani normal bir erişte hamuru. Vay vay, bayağı yemek gibi uğraştın sen bununla ya. Ama bu patates yemeği olmuş. Peki önce bir içelim, bir tadalım. Afiyet olsun herkese. Bakalım bizim programımızda da ilk kez Guys Buga Marş içiyoruz. Afiyet olsun herkese. Makarnalı, sebzeli, etli. Çorbanızın hiç tuzu yok. Bismillahirrahmanirrahim. İki salisede nasıl anladınız hiç ya? Hiç tuzu yok. Ben daha kaşığı götürürken çorbanın tuzu yok. Tuzu yok. Vallahi aldım ben. Gerçekten hiç tuzu yok. Tam için devam edin. Devam hiç tuzu yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.